Çocuklara isim verirken nelere dikkat edilmeli? İsimler karakteri etkiler mi? Hangi isimler çocuklara verilmez? Çocuk yetiştirirken nelere dikkat edilmeli? Anne ve babalar nelere dikkat etmeli? Neler kul hakkıdır? Kul hakkına giren nasıl helallik almalıdır? Az sonra. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün pazar günü, gününüzün bereketli, hayırlı, mutlu ve mesut bir gelecek için bir vesile efendim oluşmasını Yüce Allah'tan temenni edelim. Böyle başlayalım bugünümüze. Efendim sezonumuzun bugün son pazar programı. Pazar günleri biliyorsunuz saat 10'da bir yıl boyunca programımıza devam ettik. Bugün artık efendim son pazarımız olmuş olacak. İnşallah eğer Rabbim lütfederse, kereminden eğer lütfederse, ömrümüz olsa, sağlığımız yerinde olursa inşallah pazar günlerine sezonda devam, Eylül ayında devam edeceğiz inşallah. Bugün programımız dolu dolu. İzamettin Sevil Hocam bugün bizimle beraber son program olduğu için, pazarın son programı olduğu için ondan da güzel bir efendim kaside alacağız ve Vel Asri suresiyle efendim bu programımıza son vereceğiz. Vel Asri suresi sahabinin de bir sünnetiydi. Toplanırlardı, konuşurlardı, sohbet ederlerdi. Gidecekleri zaman işlerinden en iyi bilen birisi Vel Asr innel insane lefi husur. Asra yemin olsun ki insanoğlu hüsrandadır, kayıptadır. İman eden, hakkı ve sabrı tavsiye edenler ve salih amel işleyenler hariç diye bir bize beyanı ve müjdesi olan, aynı zamanda mesajı olan bir sure. Sahabi o sureyi okumadan sohbetlerini bitirmezlerdi. Bu bir sahabi alışkanlığıydı. Sahabe de durup dururken bir alışkanlık edinmez. Mutlaka peygamberimizden bir şey kapmışlardır. Bunun üzerine efendim bunu yapmışlardır. Bugün öyle yapacağız. O sünneti uygulayacağız inşallah. Efendim kurbanla ilgili konular var. Onlara biraz gireceğim ama muhtemel ki Kurban Bayramı'ndan önce bir programımız olabilir. Olursa şayet Arefe gününde, eğer olursa şayet bu durumda kurbanla ilgili bütün detaylara gireceğiz orada. Ama şimdiden gelecek olan ayın, önümüzdeki ay içerisinde gelecek olan Kurban Bayramımızı şimdiden kutluyorum. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün efendim çok telefonumuz var, çok konumuz var, hakikaten çok sorularınız var. Tümünü elimizden geldiği kadarınca kontrol etmeye, efendim size takdim etmeye gayret edeceğiz diyorum ve hiç vakit kaybetmeden hemencecik efendim bir telefonumuz ile başlayalım bu programımıza. Sevgili izleyicilerimiz, bu arada hanenizde şu anda muhtemel saat 10 olduğuna göre yani kahvaltı yapıyorsunuzdur herhalde. Efendim Cenab-ı Allah hepinizin hanesini bereketli kılsın inşallah. Sağlık vesilesi kılsın inşallah. Aldığınız her lokmanın size bereket, sıhhat, selamet getirmesini Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ederim. Dedikten sonra ilk sorumuzu hemencecik alalım efendim. Alo. Alo. Hanımefendi. Günaydın, hayırlı pazarlar hocam. Hayırlı pazarlar programımıza. Hoş geldiniz, onur getirdiniz efendim. Buyurunuz. Sağ olun hocam, teşekkürler. Hocam sizden bir sorum olacaktı size. Buyurun, buyurun. Hocam benim oğlum yaklaşık 1,5 yıl önce evlendi. Evet. 4 aylık nişanlılıydı ve benim evimde kalıyorlardı. Annesinin babasının işi yoktu, eşimin arkadaşıydı. Eşim iş buldu, şey yaptı, gelinimin baban dedesi evinden kovdu. Burada kaldılar 2,5 ay ve benim evimde kayınvalidesi oğluma cehennemin dibi dedi. Ben de sen benim evimde benim oğluma cehennemin dibi diyemezsin dedim. Sonra aramız biraz kırıldı. Ondan sonra evlerine geçtiler hocam. 4 aylık nişanlıydı. Oğlum o kadar şeydi ki anne deyince bir daha anne derdi. Uyusam öldü zannederdi. Ve gelin de annesi dedi ki o çocuktan için eve babası evine gitmeyecek dedi.
babası evine giderse ayrılırım. Tehditle, seni tehdit etmiyorum, şöyle oğlumu göndermediler, bizi nikahına koymadılar. Evet. Sonra oğlumu yani özledik. Yani oğlunuzun, oğlunuzun nişanından sonra nikahında siz bulunmadınız, öyle mi? Hocam evet, nikahına koymadılar bizi. Kendi aralarında kendiler nikah etti. Hiç oğlum, yani bizim aile tarafından hiç kimse yoktu. Evet. Sadece oğlum nikah yaptılar ve biz de özledik. Sonra oğlumu görmeye gittik iş yerinde. Biraz laflarımız karşılaştı. Oğlum zaten önce beni bir dövdü. Dolduruşa geldi evimizde. Sonra babasını dövdü, beni dövdü. Tekrar bizi mahkemeye verildi. Mahkemelik olduk ve orada annemin babamın cezalanmasını istiyorum dedi. Davamdan vazgeçmiyorum deyince ben de dedim ki tamam, annelik hakkımı ben sana helal etmiyorum o zaman dedim. O an beddua ettim hocam. Ama içimden gelerek değil. Bunun bir şeyi var mı hocam? Günahı ve şey. Evlilikleri devam ediyor mu şimdi bir kendi kendilerine onlar? Ediyorlar hocam. Hala görüşmüyorlar. Hala yani bir düşman gibi görüyor bizi. Sizin bir kötülüğünüz olmamış onlara bildiğim, anladığım kadarıyla, değil mi? Evet hocam. Evet. Peki bazı gençler, bazı erkekler evlendikten sonra 360 derece niye böyle çark ediyorlar, dönüyorlar? Anlamakta zorlanıyorum ben. Yani insan evlendiğinde tamam, bir eşi var, bir hanımefendiyle evleniyor. Hanımefendinin babası, annesi var. Tabii ki o da büyüğü sayılır. Ona da sevgi ve saygıda bulunacak. Ama diyelim ki 30 yaşında bir delikanlı, 28 yaşında bir delikanlı, 28 yaşında bir hanımefendiyle tanıştı. 3 ay, 5 ay, 6 ay tanışmış oldular. 3-5 ay, 6 ay içerisinde 25 yıllık bütün bir geçmişini ve o geçmişi kendine hazırlayanları bir anda silebiliyor. Bunu akılla tarif etmek, izanla, edeple, vefa ile tarif etmek imkansız yani. İnsan karısını sever de, yani karısının hürmetine insan babasını, annesini silmez ki. Yani karısı kişinin, eşin, eşi yani kadın, babası, kocası hürmetine baba annesini silmediği gibi, silmemesi gerektiği gibi erkeğin de karısının hürmetine, karısına olan sevgi veya işte neyse adı, onun hürmetine baba ve annesini silemez. Silmişse bir problemi vardır, ya psikolojik bir problemi vardır, ya manen hakikaten bir tokat yemiştir bir kötülüğünden dolayı veya aklı başında değildir yani, böyle sihirlenmiş, meshur diyorlar ona yani. Sihirlenmeden sihirlenmiş, hani içmeden kendini kaybetmiş diyoruz ya böyle, böyle sihir yapmaya gerek kalmadan kendini kaybetmiş olan insanlar olabiliyor. Bu bizi hayret ettiriyor yani. Anne babayı inkar etmek, onu yok saymak, hele hele mahkemeye gitmek, ne bileyim bedduayı hak edecek kadar çirkinleşmek akıl kârı değil. Allah şuur ihsan eylesin. Size gelince ben tabii ki, ha gelininiz eğer sizi oğlunuzla görüştürmüyorsa, sıla-i rahmi kopardığı için gelininiz büyük bir günaha sebep oluyor. Günah sadece içki içmek, kumar oynamak, günah sadece hak hukuk yemek değil. Bu da hak hukukun bir parçası. Yani günah denince aklımıza kim ne geliyor? İşte içki içmek, kumar oynama. Tamam o da günah da. Bu günahlar daha az günah değil yani. Bir aile bağlarını kopartmak, çocuğu bir tarafa savurmak, anne babaya müsaade etmemek, ileride olacak çocuğunu anne babaya göstermemek, torunları nineye, dedeye göstermemek, bunlar birer zulmün parçası. Gelin, oğlum da beni görüştürmüyor diyor. Gelin günahkardır bundan dolayı. Oğlunuz görüşmeye kalkışmıyorsa o da günahkardır bundan dolayı. Şimdi diyebilir bunu duyan bir gelin ve torun, hocam günahkarsa günahkarım, günahı kabulleniyorsan hocanın diyebileceği bir şey kalmamıştır. Hoca ancak ve ancak ikaz eder yani. Sizi ikaz eder. Der ki yanlış yapıyorsunuz. Orta yolu bulun. Babanızı inkar etmeyin. Annenizi inkar etmeyin. En büyük günahlardan biri kişinin baba ve annesi inkar etmesidir. Beni bu anne doğurmadı demekle, beni bu baba doğurmadı demekle babayı anneyi silmek aynı kapıya geliyor. Kendinizi babanız ve annenizin annenizden başkasıyla isimlendirmeyin diyor. Yani baban kimse o, annen kimse o,
Bunu eğer çiğniyorsa bir delikanlı büyük günah işliyordur. Evlerine gittiğimizde diyor hanımefendi bize şiddet uyguluyor. Ya bu akıl alacak bir şey mi yani? Ha yaparlar mı? Yaparlar. Yaparlar. Yani acaba yaparlar mı diye düşünürdüm eskiden. Şimdi biliyorum ki yaparlar. Bunu erkek de yapabiliyor, kadın da yapabiliyor. Maalesef burada ailelere çok çağrımız var. Sık sık yineliyoruz. Anneler, babalar lütfen ne olur kızlarınıza, erkek çocuklarınıza büyükleri saymayı, aile bağlarını korumayı, kutsal değerlerimize saldırılmamayı, değerlerimizi çiğnetmemeyi, çiğnememeyi, değerlerimizi yok etmemeyi öğretelim çocuklarımıza. Çocuklarımız garip bir şekilde büyüyorlar. Onları tanımakta zorlanıyoruz bazen. Yani bazı yerlerde bazı öyle şeylere şahit oluyoruz ki ya bizim yüzümüz kızarıyor mesela. Keşke böyle olmasa bu çocuklar diyebiliyoruz. Olmaması gerekiyor. Biz evlatlarımızı kendi evlatlarımız gibi görüyoruz, seviyoruz. Kızlarımızı, kız çocuklarını, erkek çocuklarını evlatlarımız gibi görüyoruz. Onların kılına gelecek zarar hepimizi rahatsız eder, hepimizi rencide eder, hepimizi üzer. Yüce Allah'tan temennimiz, Yüce Allah'tan niyazımız, akıllanmaları ve dikkatli olmaları, gençlerin, evlatlarının dikkatli olmalarıdır. İnşallah dikkatli olurlar, yanlış şeyler yapmazlar, hatalardan da inşallah vazgeçerler diye ümit edelim, umut edelim. Ne yapabiliriz ki diyebileceğimiz bundan ibarettir. Siz de üzülmeyin. Netice itibariyle günün birinde yanlışlarının farkına varırlar inşallah. Beddua etmemenizi tavsiye ederim. Beddua etmeyin. Beddua ediyorum benim hakkımdır hocam dediğinizde de benim diyecek bir şeyim yok. Zulme maruz kalanın, mağdur kalanın zulme uğradığını ilan etmesi kadar normal bir şey olamaz. Bu son derece normaldir. Bunu söyleme hakkına sahipsiniz diye söylemiş olayım inşallah efendim. Yüce Allah aileler arasına huzur, saadet, mutluluk, ihsan eylesin. Bizi ve hepimizi her türlü kötülükten uzak eylesin. İnşallah diyelim, temenni edelim. Efendim bugün tabii son programımızda kedi güne bugün burada. Bu da farklı bir kedi. Bizim ekip bu sefer kediden korkmaya başladı. Kediler bizim stüdyoyu basıyorlar yani mutlaka bir her programımızda, her konferansta bir yerde bir kedi, arkadaşlar kediyi gösterebiliyorsanız gösterin onu. Bugün de bu kedimiz geldi buraya. Bu da evet bir şey buraya doğru gelse onu sizi tanıştıracağız ama evet görmüş olduğunuz kediyi, kedili bir programdı bu program bugün. Efendim, bu hayvanlar nazik hayvanlar, ilginç hayvanlar yani. Bu efendim, onlara merhamet edilen yerde bulunuyorlar, kendilerini gösteriyorlar, görünüyorlar orada. Nereye gideceklerini de biliyorlar doğrusu bu kediler. Yani sevilmeyen yere gitmiyorlar, sevilen yerlere gidiyorlar. Evet, peki devam edelim. Devam edelim. Buradayız ve efendim bir soru daha gelecek. Soruyu da alalım. Alalım, konuşalım bakalım inşallah. Yalnız Arefe günü bayramdan bir gün önce teşrik tekbirleri başlıyor. Teşrik tekbirleri başlıyor. Teşrik tekbirlerini almaya devam edebiliriz. Teşrik tekbirleri yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Arefe günü başlarsınız. Her gün 5 vakit namazdan sonra bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere teşrik tekbirlerine devam ederiz. Efendim vacip görenler var, sünnet görenler var. Kadın da erkek de teşrik tekbirlerini getirirler. Bunu unutmayınız. Kurban bayramının farkıdır bu. Kurbanın farklılığıdır. Kurbanı keserken herhangi bir şeye adamıyoruz kurbanı. Allah'a adıyoruz. Allah'ın izniyle kesiyoruz. Keserken neler dikkat edeceğiz? Bütün bunları konuşacağız ileride. Ama teşrik tekbirlerinin Türkçe anlamı nedir? Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her şeyden daha büyüktür, daha yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan yoktur. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a ancak ve ancak Allah'a mahsustur diye duamızı inşallah
efendim bu tekşir tekbirlerini alışkanlık haline getirelim. Hatırladığınızda mutlaka getirmeye gayret ediniz diyorum. Ve telefonumuz var, alalım. Alo. Alo. Efendim, beni duyuyor musunuz hanımefendi? Duyuyorum hocam. Biz de sizi duyuyoruz. Buyurun efendim, sorunuzu. Selamünaleyküm, hayırlı pazarlar hocam. Tane tane sakince konuşun ki anlayabilelim. Buyurun, hayırlı sabahlar. Tamam hocam, benim 22 yaşında oğlum var. Evet. Ve bundan 2 sene önce mi, 3 sene önce mi hocam, bir 3 harfliler buna musallat olduydu. Evet. Hocam biz Adana'da bir hocamız vardı. Ona götürdük. Bunu bir şey yaptı, okudu, kurtardıydı hocam. Şimdi oğlum 22 yaşında Alanya'da çalışıyor. Anne diyor, ben diyor işteyken diyor, bir sadece diyor şeyde diyor, otelde diyor temizlikçi vardı diyor. İkimiz vardık diyor. Evet. Beni diyor çağırdılar diyor. Hasan diye diyor seslendiler diyor hocam. Ben de diyor döndüm diyor, abi beni mi çağırdın dedim diyor. Yok Hasan, ben seni çağırmadım. Garipten sesini mi duyuyorum dedi diyor. Ondan sonra anne diyor saat 12 oldu diyor. İşten çıktım diyor hocam. Hani Kur'an kursunun oradan geçerken diyor anne diyor bir şey yoktu diyor. Okulun oraya karanlığa gelince diyor biri diyor sanki elini diyor omuzuma attı diyor. Evet. Bir de hocam şöyle söyleyeyim, biz bir küçük odada oturuyorduk. Yazın salon balkonun odamıza taşındık. Anne diyor siz o diye geçtiğiniz zaman diyor bana diyor böyle oluyor diyor. Şimdi tabii ki cinlerin varlığını biz biliyoruz, kabul ediyoruz. Efendim cinler mahlukattan biridir. Yani Allah değişik mahlukat yaratmış kudretini göstermek için. Bizden önce değişik mahlukatlar vardır mutlaka. Yani Hazreti Adem'den önce değişik mahlukatlar olduğunu biliyoruz. Allah bizi ilgilendiren boyutuyla anlatıyor. Hazreti Adem'den önce melekler vardı. Yani Ezrail'i de vardı, Mikail'i de vardı, İsrafil'i de vardı. Diğer melekler vardı. Şeytanlar vardı. Cinler vardı. Onların kurdukları medeniyetlerden bahsetmek imkanı olabilir. Efendim, hayat başladı ama hayat Hazreti Adem'e gelinceye kadar uzun bir zaman vardı ve uzun zaman diliminde değişik mahlukatın olduğunu, değişik peygamberlerin olduğunu, 124 bin peygamber deniyor ama bu Hazreti Adem ve peygamberimiz arasında belki ifade edilen ama daha öncesiyle ilgili, hani biz Hazreti Adem ve sonrasında gelen şeriatlere, yani kutsal metinlere bağlıyız. Onun için bize o dönemden daha çok bahsediliyor ama daha önceki dönemde hayat yok demek değil, hayat vardı zaten. Orada işte cinler yaratılıyor, ateşten yaratılıyor. Melekler yaratılıyor, nurdan yaratılıyor. İnsan yaratılıyor, topraktan yaratılıyor. Efendim, burada tabii Allah kudretini gösteriyor. Yaratma modellerinin farklılığına dikkat çekiyor Yüce Allah. Cinlerin varlığını biz Kur'an'dan biliyoruz. Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Cinlerin peygamberi dinlediğinden bahsediliyor. Kendi liderlerine dönüp efendim onları ikaz ettiklerini, Kur'an'dan mükemmel bir Kur'an dinlediklerini aktarıyorlar. Peygamber Efendimiz'in bir iki sefer cinlerle görüştüğüne dair kitaplarımızda mevcut bilgiler var. Bütün bunlar tabii ki doğru bilgilerdir. Peki insanlara bunlar musallat olabiliyor mu? İnsanlara etki edebiliyorlar mı? Her biriniz bu konuda çok şey duymuşsunuzdur çevrenizden. Köylerde duymuşsunuzdur. Benzeri yerlerde duymuşsunuz. Ben dün 2 gün önce Hacı Eyüp Sultan'daydım. Orada bir hanımefendi işte kardeşinden bahsetti. Gecenin geç saatinde köyden giderken işte bir çocuk, kız çocuğunun önden geçtiğini, sonra bir kadın grubunun, yani gecenin geç saatinde köyün bir köylü olmayan, o köyde yaşamayan köylüler birbirini tanır çünkü, bir grubun geçtiğini ve kız çocuklarını sorduklarını söylüyor. Biz de dedik ki buradan demin bir kız geçti. Onlar yürürlerken ayaklarına baktık, ayaklarının ters olduğunu gördük filan gibi şeyler, hikayeler çok anlatılır. Bana da anlatıldı 2 gün önce Eyüp Sultan Camii'nde dua için gitmiştim. Orada toplanan kalabalıktan biri bana bunu anlattı. Hocam bu nedir diye. Yani cinlerin varlığı var. Kur'an sabittir, sünnet de, peygamberimizin hadisleri onlarla ilgili bazı bilgileri aktarıyor. İnsanlara musallat olup olmadıkları konusu tartışmalı bir konu. Fakat genel kabul bir tür insanları rahatsız edebilecekleri, bu da bir imtihanın bir parçası olarak
ama durup dururken insanlarla ilgilenmedikleri ifade ediliyor. Bu oğlunuzun gördüğü şey hayal dünyasının bir parçası olabilir. Hayal ettiği şeyi normal yaşıyor gibi olabilir. Bu birinci nokta. İkincisi ruhun insanlarla, ruh dediğimiz şeyin, yani canlılık sebebi olan ruhun insanla oynaması olabilir. Çünkü bazı kişiler hasta olduklarında veya belli ilaçlar kullandıklarında olmayan şeyi var görebilirler. Halüsinasyonlar yaşarlar, şu olurlar, bu olurlar. Belli hastalar sizin görmediklerinizi gördüklerini iddia edebilirler. Yani psikolojik problem olabilir. Çocuğunuz için demiyorum, genel konuşuyorum. Psikolojik problem olabilir, hayalle ilgili şeyler olabilir, beynin kendi kurguları olabilir, efendim cinler de olabilir. Bunlar fiziki olan şeyler de olabilir. Ne yapmak lazım? Bunları çok prim vermemek lazım. Sağa sola gitmemek lazım. Sağa sola gittiğinizde çok gereksiz insanlarla, konuyu bilmeyen insanlarla muhatap olabilirsiniz. Size zarar verebilirler. Cin kovuyoruz diye insanın canını çıkaracak kadar eziyet edenler vardır. Bu şeylere çok uzak, bu şeylerden uzak durunuz. Kur'an-ı Kerim var, Allah'a sığının. Allah'ın isimlerini okuyunuz, Esma-ül Hüsna'yı okuyunuz. Felak ve Nas surelerini okuyunuz. Allah'tan imdat bekleyiniz, Allah'a sığınınız. Problemleriniz mutlaka azalacaktır diye düşünüyorum bu konularda. Kur'an-ı Kerim'le varsa bir musallat, Kur'an-ı Kerim okununca zaten kaybolup gideceklerdir. Son olarak şunu söyleyeyim. Bir vefat etmek üzere olan bir sahabi peygamberimize ben karanlık görüyorum, karanlıklar görüyorum dedi. Yani bir korku içinde oldu. Belki bir şey göründü ona. Hazreti Peygamber ona dedi ki Auzu besmele çek dedi. Auzu billahi mineşşeytanirracim dediği anda peygamberimiz sordu, gitti mi o? Evet, o karanlık kayboldu dedi. Demek ki şeytanların şerrinden, nefsin vesveselerinin şerrinden, kalbe doğan kötü hallerin şerrinden Allah'a sığınmak en doğru çözüm, en doğru yoldur efendim. Hocam, evet, devam edeceğiz. Şöyle bir soru var, ondan sonra sorularınıza geçeceğim. Gusül abdesti sonrası sağ ve sol omuza mutlaka su dökülmeli mi? Böyle bir uygulama var ama gerekmiyor. Sağ ve sol omuzlarınız eğer yıkanmışsa zaten su dökmeye, ayrıca ekstradan su dökmeye gerek yok. Önemli olan vücudunuzun ıslanması. Diyelim ki duşa girdiniz, gusül niyetiyle yıkanacaksınız. Duşa girdiğinizde Allah'ım beni temiz kabul et, beni temiz say, benim bu guslümü kabul et dediğinizde vücudunuzun her tarafına su döküldüğünde caizdir. Dilerseniz başınızı koyarsınız altına, su dökülür. Dilerseniz sağınızı, solunuzu, sonra başınızı altına koyarsınız. Su dökülür ve böylece de yıkanmış olursunuz. Bir problem yaşanmaz efendim. Şöyle bir soru daha var yine. Hemen ilintili olduğu için söylüyorum. Gusül abdesti bittikten sonra herhangi bir dua yapılmalı mı? Evet. Gufranek Rabbena ve ileykel masir. Gufranek senin affına, gufranına sığınmışım. İleykel masir, dönüş senadır ya Rabbi. Bu duayı yapabiliriz hemen abdest bittikten sonra. Bir de abdest bittikten sonra avucunuza su alın, sağ avucunuza bir yudum su alın. İçin ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü deyiniz. Şehadet ederim ki Allah bir, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diye duanızı yapmanızda büyük fayda vardır diye söylemiş olayım inşallah. Efendim Mevlam ibadetlerinizi, gusülünüzü, yapacağınız her yönelişinizi kabul buyursun inşallah. Önemli bir soru, sadece çocuk yapmak için evlenip sonra da ayrılmak caiz mi diye ilginç bir soru gelmiş. Sadece çocuk yapmak için evlenip sonra boşanmak caiz mi? Yani neticede böyle bir evlilik geçerlidir. İşin hukuki boyutu ayrı, ahlaki boyutu ayrı. Yani evet, bu evlilik iki şahit huzurunda veya işte dini ve hukuki belediyenin dediğimiz nikah olduktan sonra
Bu evlilik geçerlidir. Niyetleri biz bilemeyiz, sorgulayamayız. Ama niyetleri iki tarafın birer çocuk yapalım sonra ayrılalım ise veya bir tarafın ben bir çocuk edineyim de diğerine dava açayım, tazminat alayım, benzeri şeyler, hesaplar varsa kişi bundan dolayı elbette ki Allah katında sorumlu olur. Bu yanlış bir yoldur, yanlış bir uygulamadır. Yani şimdi erkek veya kadın ikisinden biri niyeti evlilik değil, yani aile sürdürmek değil. Halbuki bizim niyetimiz evlilikte nesep elde etmek, kendimizi korumak, karşıdakini korumak ve huzurlu ve her günde yaşlılıkta, gençlikte beraber olunacak eşini seçmektir. Ama bu iki evlenecek iki kişiden biri kadın veya erkek olabilir. Niyeti tamamen çocuk yapmak, çocuğunu almak, adamı boşamak veya kadını boşamak, sonra da mahkemeye gitmek ise bunun adı istiklal olur. Yani onu sömürmek olur. Yanlış bir şey olur ve dinen de elbette ki doğru bir yol değildir. Ama diğer evlendiler, böyle bir niyetleri yoktu. Çocukları oldu, sonra anlaşamadılar. O ayrı mesele. Giderler mahkemeye, mahkemenin vereceği karar, karara uygun hareket ederler. Bizim eleştirdiğimiz başta bu işe girişirken niyetleri hadisane değil. Niyetleri onun imkanlarından, ikisinden biri ötekinin imkanlarından istifade etmek niyetiyle bu işe girişiyorsa elbette ki bu doğru bir yol, doğru bir çözüm değildir. Sokakta da bakalım vatandaş ne sormuş, onlara da bakalım inşallah. Merhaba kıymetli hocam. Öncelikle bizi ilminizden faydalandırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben 6,5 yıllık evliyim. Bir evlat sahibi olmak istiyorum. Dualar ediyorum. Rabbime ulaştıramıyorum. Sizden nasıl dua edeceğimin bilgisini bana söylerseniz mutlu olurum. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam, saygılarımla. Evet, hanımefendi 6 yıllık evli ama henüz çocuğu olmamış. 6 değil 16 yıl evlilikten sonra çocuğu olanlar var, yani ümidinizi kırmayın diye söylüyorum. Biliyorum çünkü uzun yıllar çocukları olmamasına rağmen daha sonra kendilerine bir çocuk Allah'ın lütfettiği aileler bilirim. Veya bir çocuğu oluyor sonra çocuk hiç olmuyor, sonra 15 sene sonra ikinci çocuğu oluyor. Böyle aileler de vardır. Efendim tabii ki öncelikle tedavi olmanızı tavsiye ediyorum birincisi. Bir jinekoloğa girip görünün, siz de eşiniz de tabii ki. O da bir yani işinin uzmanı olan bir doktora gitmeli, görüşmeli. Öncelikle doktorun teşhisi önemli. Doktor diyecek ki şöyle bir problem var. İşte döllenme olmuyor şundan dolayı veya zayıf geliyor veya şundan dolayı. Şu takviye gıdaları alın diyebilecek belki. Belki bazı ilaçlar kullandırabilecek size. Öncelikle işin bilimsel boyutuna, din buna kapalı değil, açık sonuna kadar. Din bilimsel faaliyetlere, tedbirlere sonuna kadar açıktır. Bunu zıttını söyleyenler de dini ya bilmiyorlar ya kötü niyetlidirler veya iftira atıyorlar. Efendim bunları itibar etmeyin, gidin tedavi olun. Peygamberimizin sözüdür. Ey Adem'in evlatları, Allah'ın kulları tedavi olunuz diyor Peygamberimiz. Bu birinci nokta. İkinci nokta, dua isteyin, dua alın. Dua isteyin, dua alın, dua edin. Efendim, Hazreti Zekeriya'nın, Hazreti İbrahim'in hayırlı nesil dualarını kendiniz için kullanabilirsiniz. Allah'ım bana, benim zürriyetimi devam ettirecek hayırlı bir evlat, salih bir evlat nasip eyle. Kız erkek demeden Allah'ım bana sağlıklı, esenlikli bir nesil nasip eyle, evlatlarımı bereketli kıl diye dualar edebilirsiniz. Bu dualar olursa Allah size bir evlat nasip eder. Bakın etrafınızda hanımefendiler var. Onlardan dua isteyin. Yaşlı bir teyzemiz var ileride. Ondan dua isteyin. Onların duaları makbul olur inşallah. Eyüp Sultan'a gitmişsiniz. Oradaki dualarınız da makbul olur. Allah size hayırlı bir evlat nasip eder. Şimdi herkes size dua edecek. Allah bütün hastalarımıza şifa nasip etsin. Bütün isteklilere isteklerini nasip etsin inşallah. Evet, devam ediyoruz. Bir sorumuz, bir sokak sorusu daha, sokaktan bir soru daha alalım inşallah.
Hocam merhaba, sevgiler, saygılar. Sizi severek izliyoruz, takip ediyoruz. Benim size bir sorum vardı. Benim babam mezarlığını yaptırdı. Doğum tarihi yazıyor. Bunun dinimizdeki yeri nedir ya da bir günahı var mı? Teşekkürler. Yani ölmeden önce mezar yaptırmak, Hazreti Ebu Bekir'in mezarla ilgilendiğini biliyoruz, mezarla ilgili. Hazreti Ömer'in gönlünde mezar yerinin geçtiğini biliyoruz. Peygamberin yanına ikisi de gömüldü zaten. Efendim, mezar yeri satın almak dine sakıncalı değil. Köyde tabii buna gerek yok ama şehirde mezarların yeri de biliyorsunuz ciddi para ediyormuş. Yani satın alınıyor. Tabii bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Keşke hiç kimse bir fiyat ödemeden uygun mezarlıkta ölülerini gömebilse. Bu bütün dünyada böyle. Mesela bazı ülkelerde ölünün sahipleri ölülerini yaktırıyorlar. Bazıları inancından yaktırıyor, bazıları da yani vergiden kurtulmak için. Çünkü mezar olunca her yıl belediye o ülkelerde vergi alıyor. Torunlar, ölen kişinin torunları, çocukları vergi olmasın diye yaktırıyorlar. İşte bir yere koyuyorlar, küçük bir yer, mahfaza. Bazıları inançlarından dolayı kendilerini yaktırıyorlar. Tabii bizde böyle değil bu iş. Normal kefene sarılır, mezara konulur. Mezar taşını yaptırmak erkenden caiz midir? Şöyle olsa yani anlaşılabilir. Ben mezar taşımı yaptım. Hocam orada doğum tarihi 1950 yazdım. Ben artık yavaş yavaş kendimi ölüme hazırlıyorum. Bu taşa bakınca da kendime bir çeki düzen veriyorum diyorsan mesele yok. Ama sağa sola göstermek niyetiyle bunu yapmak doğru değil tabii ki. Acizane kendi kanaatimi söyleyeyim. Mezar yeri satın da almayın. Mezar taşı da yaptırmayın. Günü gelince gömülecek bir yer bulurlar, sizi gömerler bir yere. İkincisi mezarınıza da bir taş koyarlar. Yani kendinizi onu, siz dünyadayken dünyayı yaşamaya çalışın. Doğru yaşamaya çalışın. Ahireti de unutmayın. Çok eski bir cümle vardı. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın diye bir söz vardı değil mi Nizamettin Hocam? Çok eski bir laftı bu ve çok doğru bir laftı yani. Yani aynı zamanda hadis ifadesidir. Ama atasözü haline geldi yani kaynağından çok daha konuşulur hale geldi. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için çalış demiş eskiler. Kıyametin kopacağını bilsen, elinde bir filiz varsa filizi yere dik demiş. Onun için babanız yapmış. Allah niyetini halisane eylesin. Babanız yapmış. Gönlü öyle rahatsa problem yok. Ama herkes yapacak diye bir şey de yok. Bunu bir meslek, bunu bir alışkanlık haline getirmek, bir adet gibi bol bol işlemek doğru bir çözüm, doğru bir yol değil diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Hocam selamun aleyküm. Hocam size benim bu bir sorum olacak size. Bu üçe alınan malı beşe satmak dinimizce ne kadar günahtır? Yani dinimizdeki yeri nedir? Bunu bir esnaf olarak, burada Tahtakale'de çalışan bir insan olarak size sizden merak ediyorum bu sorunun cevabını. Buna cevap verirseniz sevinirim. Güzel bir soru ama yani çok uzun bir konferans konusu olacak kadar geniş bir konu. İslam ekonomisi, işte serbest piyasa ekonomisi ise orada müdahale olabilir mi? Devlet veya devleti yönetenler, yani ilgili birimler herhangi bir kar sınırı koyabilirler mi? Belli gıda ürünlerine müdahale edebilirler mi? Gibi çok geniş bir alan bu. Uzun konuşmak lazım. Kitaplarımızda da hayli ticaret bölümünde uzun bir yer almış bu konu. Ama çok özetle söyleyeyim. Efendim, ürünün pazara gelmesi sürecinde yani köylü domatesi üretiyor, biberi üretiyor, patlıcanı üretiyor. Ama pazara gelinceye kadar veya manava gelinceye kadar 4-5-6 elden geçiyor. Geçtiği her yerde de fiyatlanıyor. Elbette herkes bundan ekmek yiyor, onu biliyorum. Adam bir lokanta açıyor, küçük bir lokanta ama 5 kişi oradan yiyor yani.
Bunları çok önemsemek lazım. Çünkü özel teşebbüsler olmazsa her şey devletle gitmez ki. Yani devlet her şeyi yapacak durumda değil. Bu nedenle insanların bu tür müesseseleri kurmaları, iş alanları oluşturmaları, insanların orada yetişmeleri, ailelerine ekmek götürmeleri, bunların hepsi birbirini takip eden süreçtir. Bunun çok intizamlı yürümesi lazım. Ama burada aşırı bir fiyatlandırma söz konusu ise, bunu gıdada da görüyorsunuz. Mesela gidiyorsunuz bir yere, ben bunları birkaç kez yaşadığım için söylüyorum. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz, yolda duruyorsunuz. Ben yol adı, şehir adı, kasaba adı söylemiyorum ki kimsenin cide olmasın diye. Arada yemek yiyorsunuz bir yerde. Diyorsunuz ki hesabı getirin diyorsunuz. Elinizdeki şey de belli zaten yani. Fiyatları belli. Bunu çok yaşamışsınızdır, onun için söylüyorum ben. Gerçek esnafı, gerçek ticaret erbabını tenzih ediyorum bu diyeceğim örnekten. Bakıyorsunuz alması gereken 200 liraysa mesela 300 lira geliyor, 350 lira geliyor. Örneklerini yaşadım çünkü. Bir kısım insan utanma pahasına çıkarıp parasını veriyor. Bir kısım insan da ya ne oluyor diyor bu. Hani şey belli, fiyat belli, bu ne? Ben bunları yemedim. Yani yediğim bu kadar pahalı değildi diyor. Ha bakıyor, özür dilerim ya diyor. Kalem bir yazacakken üç yazmış diyor. Arkadaşlar haramdır bu ya. Haram bu. Haramın diğer bir türüdür bu. Men gaşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Bu fiyatı aşırı yükseltme de böyledir. Mesela temel gıda ürünlerinde nedir o? Ekmektir, tuzdur, undur, düzeltiyorum, ekmektir, undur, şekerdir. Yani benzeri işte peynirdir, neyse. Yani lüks gıda ürünleri var. Efendim falanca ülkeden gelmiş falanca peynir. Yani onu 50'ye değil 70'e satıyorsan sat, kaça satıyorsan sat. Veya falanca ülkeden gelmiş özel işlenmiş zeytin. Yani vatandaşın birçoğunun yiyemediği, imkanı olmadığı bir şey. Diyelim ki fiyatı kilosu 300 lira. Örnek veriyorum sadece. Ya yapıyorsan onu ama gıda ürünlerinde bunu yapma. Temel gıda ürünlerinde halkın muhtaç olduğu şeyde bunu yaparsan yanlış olur. Hocam kurtarmıyorum ama öteki kurtarıyor. Aynı şartlarda aynı elektriği, aynı suyu, aynı kirayı veren kurtarıyor. Aynı elemanı çalıştıran kurtarıyor. Sen niye kurtarmıyorsun? Ya pahalı alıyorsun, seni aldatıyorlar alırken malı. Veyahut da sen malı uygun olmayan fiyata satıyorsun. Bu sefer kişiler sıkıntıya girer. İslam bir fiyat kontrolü koymuyor. Yani kar marjı koymuyor. Bu belki konuşulabilir şeyler var burada. Ama genel anlamda serbest bırakıyor. Piyasa kendi kendini dengelesin. Ama piyasada suistimal varsa, mesela kara borsacılık varsa, malı ucuzdan kapatıp pahalıya satmak varsa, bütün malları veya bütün mallardan daha en ucuzunu verip bütün esnafı iflas ettirmek varsa, ikisine de İslam uygun görmüyor. İnsaflı ol, tüketiciyi düşün, üreticiyi düşün, piyasayı efendim bloke etme diyor. Bu nedenle de siz elbette ki aldığınız bir maldan kar edeceksiniz. Ama bu makul bir kar olmalı. Yani kar marjı %15-20 arasında ise, 15-20 arasında ise bu marjı kullanabilirsiniz. Ama en yüksek %20 gibi geziniyorsa o piyasada siz birden 180'e çıkarırsanız, 200'e çıkarırsanız zulmetmiş olursunuz. Veya birden bire geri çekerseniz zulmetmiş olursunuz. Benzeri şeyler yaşadık. Bir gece içerisinde ne oluyor ki yani birdenbire bir dairenin fiyatı şu kadar yükseliyor veya bir arsanın fiyatı veya başka bir yere ne oldu? Bir şey olmadı. Suistimal edenler var. Efendim bu işi kötü niyetle kullanmak isteyenler vardır. Çok iyi niyetli insanlar var. Çok temiz helal yiyenler var. Ama maalesef fırsat bu fırsattır diye malları depoya koyup hatta gördünüz yani gördüğünüz için söylüyorum. Domatesi, biberi, fasulyeyi, taze fasulyeyi kasalarla, efendim motorlarla kim döküyorsa dökmüşler yola. Ya sat onu. Eğer paraya ihtiyacın yoksa dağıt onu. Sevabına yazsın. Yani ticari ahlakımızı sorgulamalıyız. Kendi kendimize
kendimizi hepimiz sorgulamaz. Ama hepimiz, yani biz medya, yani medya elemanlarından, yazarlarını, çizerlerini kastediyorum. Biz kendi kendimize, her birimiz ne yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz diye kendimizi sorgulamalıyız ki daha güzel şeyler olsun diyelim. Yani ucuza aldın, makul fiyata sat. Efendim, bütün ucuz malı kapıp da bütün piyasayı kendi elinde tutma. Kur'an-ı Kerim diyor ki sermaye belli bir efendim bloke olmuş bir grubun elinde dolaşmasın. Ayet-i Kerime'de mevcut bu dediğim şey Ayet-i Kerime'dedir. Hazreti Ömer'in piyasaya müdahale ettiğini biliyoruz. Hazreti Ömer'in piyasaya müdahale ettiğini biliyoruz. Hazreti Ömer'in etin azaldığı dönemde et alımına belli bir nar koyduğunu, belli bir bir sınır koyduğunu biliyoruz. Hazreti Ömer sınır koymuştu. Hazreti Peygamber piyasaya çıkmış, pazara gitmiştir. Peygamberimiz tüccar, pazarı bilir. Hazreti Ebubekir tüccar, piyasayı bilir, pazarı bilir. Hazreti Ömer tüccar, piyasayı bilir, pazarı bilir. Gidiyorlar ve pazara şöyle müdahale ediyor. Hazreti Peygamber elini daldırıyor, efendim buğdaya, arpaya su dökülüyor. Yağmur yemiş. Bu yağmuru göster diyor alıcıya, işte satıcıya. Yani Mutaffifin suresi bu konuda ayetlerle dolu. Sure, Kur'an-ı Kerim'deki inen surelerden biri. Mutaffifin suresini okuyunuz. Yazıklar olsun diyor. Alırken tam alana eksik almıyor. Gramını kabul etmiyor yani. Gramını satarken insanları aldatanlara yazıklar olsun diyor. Onlara Kur'an mutaffif diyor. Mutaffif ne demek? Düşüren, gerçeği gizleyen, yalan iş yapan, yalan ticaret yapan. Mutaffifin suresini okuyunuz. Kur'an-ı Kerim bunlara... Hani Kur'an her şeyden bahsetmiyordu. Kur'an'ın bahsetmediği, insanlık için gerekli olan olmasına rağmen bahsetmediği hiçbir konu yoktur. Mutlaka genel manada bir prensip kararı koyar. Ona göre siz de gerekeni yapın der yani. Kur'an-ı Kerim kendisi eliyle bizi düzeltecek değil ya. Kur'an'ı okuyacağız, akıl edeceğiz, birbirimize merhamet edeceğiz, saygı duyacağız, birbirimizi aldatmamaya çalışacağız. Doğru olanı yapacağız hep beraber diyorum. Arkadaşımızın sorusuna uzun cevap verdim biraz. Şimdi Nizamettin Sevil hocamız var. Hocamız hem okuyacak, hem okuyacak. Hem Kur'an-ı Kerim okuyacak, hem de programın devam eden zamanında da iki vefat vardı. Bunlarla ilgili kısa bir şey söylemek vefanın gereğidir. Onu da söyleyeceğim inşallah. Nizamettin Hocam, buyurunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-asr. İnnel insâne lefî husr. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم نيلي Yeah.
ehli dünya. Nizamettin Hocam, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Teşekkür ederim. Nizamettin Hocam okumuşken paylaşalım istedim. Bizim biliyorsunuz bir sala grubumuz vardı mübarek gecelerde, Ramazan'da ve diğer günlerde. Bu sahneyi beraber paylaştık, bu sahneyi de. Diğer efendim program yaptığımız yerleri de paylaşmıştık bu grup. Üç kişiden daha çok. Sevil Hocam vardı, efendim Murat Hocamız vardı, Murat Özoğlu vardı, Abdullah Sokak Hocamız vardı, Musa Hocamız vardı. Yani değişen bir iki isim vardı ama bu hocamız değişmezdi hiç. Bu hocamızı hatırladınız herhalde. Buraya geldiği dönemlerde sakalı fazla yoktu, son dönemlerde sakalı biraz vardı. Hocamız tabii ki 50 yaşındaydı. Hocamız evliydi ama çocuğu yoktu. Hayatını Kur'an hizmetkarlarına adamıştı. Bundan iki hafta önce umreye gitti. Umreye giderken düğünüm var oraya gidiyorum demiş hocamız. Mekke-i Mükerreme'de otel odasında vefat etmiş. Murat Hoca'yı hatırladınız. Ben de çok sevdiğim bir hocamızdı, mütevazi. Kendi halinde halim, selim. Aramızdaydı. Şimdi aramızda değil. Mekke'de metfun bir yerde. Nizamettin Hocam'ın da çok sevdiği bir mesai arkadaşı. İlginçtir ama vefat haberini ben verdim Nizamettin Hoca'ya. Beni çünkü Mekke'den aradılar. Hocam Murat Özoğlu Hoca demin vefat etti. Bulunduğu otel odasında. Mekke'ye gömüldü. Bizim Sultanahmet'in ekibinin tümünün çok sevdiği bir hocamızdı. Yani kendi halinde böyle olan bir mümindi. Hatta benim biraderim de hacca umreye gitti. Aynı uçaktaymışlar. Biraderim dedi ki çok güzel giyinmişti. Beyaz giyinmişti. Ben beyaz. Ufak bir konuşmaları da olmuş orada. Sonra Mekke-i Mükerreme'ye misafir oldu. Efendim mekanı cennet olsun inşallah. Murat hocamızın. Murat hocamızdan bir şey hazırladım mı bilmiyorum ama var mı hazırlığımızda? Ondan bir şey hocam hatırlayalım değil mi? Bir şey okuyalım. Diyeceğim bir şey var mı Murat Hoca ile ilgili? Hocam, Diyanet Camiası'nın ve biz arkadaşlarında çok ayrı bir yeri vardı. Mekanı cennet olsun. Camide program yapılırken beni davet ettiler. Ben dayanamam diye gitmedim ama özellikle size bahsettiğimde burada onun adısına bir program yaparız diye, dua okuruz diye. Allah sizden razı olsun. Siz teklifi getirdiniz. Yani çok kendisini vakfetmişti hocam. Kendi kitapları, külliyatı vardı. Tefsir, hadis külliyatları vardı. 6 ay öncesinden bazı vakıf yerlerine hibe etmişti. Yani yavaş yavaş hazırlığını yapmış gibi hocam. Her sene
Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye, Ravza'ya aşıktı. Peygamber Efendimiz'e. Yani çağırdığımız zaman, buraya geleceği zaman, Sultan Hanım çağırdığı zaman, siz çağırdı, davet ettiğiniz zaman koşa koşa başımız üstüne der ve koşa koşa gelirdi. Allah gani gani rahmet etsin. Yani biz kendi akrabalarımıza bu kadar üzülmemiştik ama hocam yeri bizde çok ayrıydı. Yurt içi, yurt dışı, bütün talebeleri, üniversite talebeleri olsun, ortaokul, lise. Onları alıştırabilmek için hocam köfte partileri yaparak böyle yani davet ederek bir kuruşunu cebinde bırakmadı hocam. Hepsini onlara vakfetti, harcadı. Yani bütün evlatları onlardı. Yani çocuğu yoktu. Bütün herkesi yani çocuğu gibi bütün gençleri görürdü. Yaptığı şeylerden haberdarım ben zaten. Yüce Allah, tabii bunlar söylenmiyor. Yapılan iyilikler söylenmiyor. Hiç bütün hocalarımızın, hepimizin prensibimiz yapılan iyilikler gizli kalsın. Allah bilsin ya kime, ailelere, öğrencilere, şuna buna yapılan iyilikler söylenmemelidir diye. Yani prensip kararı bu bizde. Bunların böyle ketme olması daha iyidir. Hocamızın da ifade ettiği gibi. Allah mekanı cennet eylesin inşallah. Bu hafta içinde var değil mi elimizde? Biraz sonra onun bölümünü okuyacağız. Bu Perşembe akşamı ülkemizin yetiştirdiği güzel alimlerimizden, tasavvuf büyüklerinden, aynı zamanda kanaat önderlerinden Mahmud Hoca Efendi, Mahmud Efendi adıyla maruf, 93 yaşında vefat etti. Ben hiç ziyaretine gidememiştim, görüşememiştik. Ama uzaktan tabii ki yaptıklarını biliyorum. Çok talebe yetiştirdi, çok hoca yetiştirdiler, çok hizmet ettiler, iyi şeyler yapmaya gayret ettiler, güzel şeyler de yaptılar. 93 yaşında, o da efendim emaneti Allah'a teslim etti. Onları anmak bizim için bir vefanın gereğidir. Mümin müminin arkasından hayırla yad eder. Hayırla yad edilecek. Zaten şerle yad edilecek insanlar bizim yanımızda, o zatların yanında olmaz tabii ki. Onların mekanlarını Allah cennet eylesin. Murat hocamızın da, Mahmud Hoca Efendi'nin de mekanları cennet olsun. İnşallah ahirette hep beraber buluşuruz inşallah diye ümit ediyorum. Ben sevenlerine başsağlığı diliyorum, talebelerine başsağlığı diliyorum. Efendim hizmetlerine devam etsinler. Ümidimiz, temennimiz budur. Tabii ki efendim İslam'a bir gram hizmet eden kim varsa başımızın üzerinde yeri vardır. Hepsi için bizim kanaatimiz budur diye söylemiş olayım. Şimdi Murat Hoca'dan ufak bir şey dinleyelim, onu hayırla yad edelim. Murat Hoca, mekanı cennet olsun. Mekke'de gömülmüş olanlarla mahşere kalkarsın inşallah. Mekke'de benim de hocam orada, Maşuk Efendi. Hazreti Hatice'nin yanı başında, onun mezarı da orada. Bana küçükken elini başıma sürdü, bana dua etti. Duası inşallah tuttu ve ben de bugün hizmet ediyorum işte. Hocamın mezarı da, Murat Hocam mezarı da Mekke'de, benim dediğim Maşuk Efendi'nin.
mezarı da Mekke'dedir. Allah büyüklerin bereketinden bizi mahrum etmesin. İslam muhabbettir, İslam sevgidir, aşktır, vefadır. Bunlardan yoksunsan hiçbir şey değilsin demektir. Onun için iyiliği, güzelliği ve güzelleri anmak berekettir inşallah. Mevlam uzak tutmasın. Büyüklerden birine sormuşlar. Demişler ki, dün Said bana hatırlattı, bizim Said hatırlattı bana. Büyüklerden birine sormuşlar, demişler ki sizde çile nedir demişler. Tasavvuf büyüklerinden birine sormuşlar, sizde çile nedir? Cevaben demiş ki, çile mürşidimizi kaybetmemizdir. Mürşidimiz ölünce çilemiz de başlar demişler. Peygamber vefat ettiğinde sahabenin çilesi başlamadı mı? En büyük aradan çıktığında işte sahabenin çilesi başlamış oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bizlere şefaat etsin onları, büyükleri. Onların bereketlerinden hiç ama hiç mahrum olmasın inşallah. Evet, bir soru hakkımız var da herhalde. Birkaç dakikamız var zannediyorum. Evet, bir soru var. Telefon var daha doğrusu. Alo. Alo, selamünaleyküm hocam. Hayırlı pazarlar. Hanımefendi, hayırlı pazarlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim hocam. Bir sorum olacaktı. Buyurun. Bizim rahmetli babamın selası okunmadı. Covid'den dolayı kaybettik babamı. Selası okunmadığı için bir sorun olabilir mi? Ben her sela okunduğunda bir rahatsızlık hissediyorum ve üzüntü duyuyorum. Babam da 48 yaşında kaybettik babamı. Bunun da bir üzüntüsü var. Acaba bir sorun olabilir mi hocam? Hanımefendi, hiç canınızı sıkmayın. Sala, yani sala peygamberimiz zamanında zaten olan bu uygulama değildi. Yani duygulan peygamberimiz zamanında olan bir uygulama değil derken yanlış bir şeydir demiyorum. Yanlış anlamayın. Yani böyle bir bağlayıcı bir özelliği yok salanın. Sala, gerçi şöyle, salayı Peygamber Efendimiz'in şu uygulaması salaya bir işarettir deniyor. Necaşi vefat ettiğinde Habeş kralı, gizli Müslüman, Habeş'in lideri vefat ettiğinde Peygamberimiz Taif dönüşündeydi. Veya Huneyn gününün dönüşündeydi. Yolda sala okuttu, sala yani çağrı yaptırdığı insanlara Necaşi'nin ölümünü haber verdiğini ve gıyabında cenaze namazı kıldırdığını biliyoruz. Alimler bunu salaya bir delil saymışlardır. Bugünkü uygulaması da çok güzel bir gelenektir. Hem Peygamber'e salatü selam getiriliyor hem de ölenin adı söyleniyor ve adıyla beraber dua edilmiş oluyor. Ama salanın esas amacı mahallede ölen bir tanınmış kişinin, herhangi birinin tanınmış derken mahallelinin tanıdığı yani. Herkes için yani sadece tanınmışlar için okunur demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani mahallelinin tanıdığı, mahallede oturan biri vefat edince işte mahallede Hatice Hanım vefat etti. Falancanın filancanın annesi, falancanın ninesi, filancanın hanımı mesela deniyor. Mahalleli böylece ölmüş kişiyi şey yapıyor, öğrenmiş oluyor. Cenaze namazında da camide bulunuyor. Sala bu niyetle okunur. Okunmaması ölü için bir eksiklik değildir. Onun için üzülmeyin. Bunun günahı yok. Şartlar müsait olmamıştır. O günlerde problem vardı biliyorsunuz. Covid'in ilk günlerinde bir telaş vardı. Herkese bir sıkıntı vardı. O süreçte unutulmuş olabilir. Babanız bundan dolayı bir sıkıntı yaşamaz, bir azap çekmez, bir sorgu olmaz. Size de bundan dolayı bir günah söz konusu değil hanımefendi. Herhalde anlaşılmıştır. Şimdi kurban konusuna birkaç kelime ile değineyim. Muhtemel ki kurbandan önce sizinle konuşuruz inşallah. Bir yayında görüşürüz inşallah ama şunu söyleyeyim. Kurbanlarda işte develerde 5, sığırlarda, mandalarda 2... Koyun keçilerde 1 yaş, hatta 6 aylık, 8 aylık görünüşü iyi olursa kurban olabiliyor. Kurbanda bir koyuna birkaç kişi giremiyor. Bir koyun bir kişi için geçerlidir. Sadece bir kişi kurbana girebilir. Yani bir kurban bir kişinin kurbanı olur. Koyun, bir keçi bir kişinin kurbanı olur. Efendim, kurban olacak hayvanlar şunlardır. Dana, inek, sığır, koyun, keçi de bunların
dişi olanlarının hamile olmamasına dikkat edeceğiz. Manda da kurban olur. Yani evcil hayvanlardan, büyük baş hayvanlardan olur. Kurban olacak hayvanın dişi veya erkeği olabilir. Bir daha söylüyorum, hamile olmamasına azami dikkat etmek gerekir. Efendim, koyun ve keçinin bir yaşını geçmesi gerekiyor. Doldurmuş olması gerekiyor. Dananın iki yaşını efendim geçmesi gerekiyor. Demin dediğim gibi deve beş yaşını geçmesi gerekiyor. Hayvan toplu olacak, semiz olacak, illa çok kilolu olacak diye bir şey yok. Çünkü durumuna göre 2 lirası varsa 2 liralık, 1,5 lirası varsa 1,5 liralık, 4 lirası varsa 4 liralık hayvan alır. İmkanına göre hayvanın hastalıklı olmaması gerekir. Büyükbaş hayvanlar, inek gibi büyükbaş hayvanlar bir kişi de kesebilir, iki kişi de kesebilir. 7 kişiye kadar olabiliyor, 7 kişi oraya girebiliyor yani. Bazı alimlere göre ki Maliki mezhebine göre böyledir. Bir aile çok genişse, 20 kişilik bir aile var. 10 kişi kurbana girmek istiyor. İnekte veya işte büyükbaş hayvanda bu olabiliyor. Bu olabiliyor. Yani 7'den fazla kişi olabilir. Tabii burada kurban kesen 7 kişinin de Allah rızası için niyet etmeleri gerekir. Bu ne demektir? Bunun anlamı ne? Başka rıza için olmuyor. Şöyle yani, ben et kesmek için, et almak için kestiriyorum denince 6 kişinin de kurbanı tehlikeye düşüyor. Çünkü tek hayvan var, o hayvan Allah için kesilmeli, kurban niyetiyle. O hayvan, keseceğim, ben et olarak buzdolabında saklayacağım dediğinde diğer insanların kurbanını bozma. Araya girme, git kendine bir başka bir yerden et al, ye. Ama kurban 7 kişide... hocam peki ben adak var, benim adağım var, kurbanın içine girebilir miyim? Girersin. Adak da çünkü bir ibadettir. Ölmüş babam veya annem için kurban kesmek istiyorum, girebilir miyim? 7 kişilik yere girersiniz. Bir engel söz konusu değildir. Hisseler göz kararıyla, göz kararı doğulu değil yani. Bir kısmının çok gelir, bir kısmının az gelir. Hisseler tartılarak alınmalıdır. Peki... kurbanı kesen kasap diyor ki bana bir kolunu verin hayvanın, ben de para almayayım sizden. Kurban kesme parası yerine kurban etini vermek dinen haramdır, caiz değildir. Ha, derisini alır, hibe edersiniz ona. Efendim bu da vazgeçer para almaktan, o kendi bileceği şeydir. Efendim iki gözlü veya bir gözlü kör ise bu eksiklik sayılıyor. Efendim bunun kurban şaşı olması kurbana engel değil. Gözünde bir hastalık var ama çok önemli bir hastalık değil, işte bir engel değil. Ama iki gözü veya bir gözü, yani yarısı vücudundan herhangi bir bölgesinde yarıdan çok bir problem varsa, sıkıntı var. Öyle bir hayvan var ama iliği kurumuş, yürüyemiyor. Düştü kalktı. Belki girecek yere gidinceye kadar ölecek. Öyle bir kurban olmaz tabii ki. Kesilecek yere yürümeye mecali yetmeyecek kadar topal olanla da kurban olmaz. Ama giderken ayağı topalladı, problem yok. Kesersin onu yani. Sakıncası yok. Sadece bir kulağı veya kulakları kesik olan, bunlar da kurbanı olmaz hayvanlardır. Tamamen diş yok veya çoğu düştü. Yani yarısından azı düşmüşse problem yok. Bunlar da kurban olmaz. Mesela kuyruğu var ama kuyruğunu burdular daha sonra. Ne demek burdular? Bir sistemle kuyruğu bağlıyorlar. Kuyruğa gelecek yağ yerine yağ vücuda dağılıyor. Bu bir eksiklik sayılmıyor. Tam aksine bir özellik sayılıyor kurban için. Sakıncası yok. Boynuzları var ama boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırılmış. Az bir ucundan kırıldı, bir şey olmaz. Efendim saldırıyor, delilik ayrı şey, saldırmak ayrı şey, kurban olabilir. Efendim kuyruğunun yarısı veya üçte birinden fazlası kesilmişse yine kurbanlık olması. Yani bazı alimler fakir olan bir insan için bu eksiklikler de kurbana engel değil diyorlar. Ama yapıyorsanız kurban kesecekseniz uygun olan, şartlara uygun olan bir kurban kesmeniz doğru olandır.
öldü ölecek olmaz. Hastalığı var, ciddi bir hastalığı var olmaz. Efendim bunlara dikkat edeceğiz. Bayramın birinci günü kurban kesilir. Başlanır yani. Bir Arefe günü kesemezsiniz. Geçersiz olur. Kurbanın üçüncü günü aslında Hanefilere göre kesim biter. Ama Şafilere göre dördüncü günde de kurban kesilebilir. Eğer bir insan kesmemişse kurbanını, dördüncü günde kurbanını kesebilir. Dediğim gibi bayram namazı ve diğer konuları ileride inşallah sizinle paylaşırız. Bugün efendim pazar günüydü. Efendim bu sezonumuzun son Kur'an ve sünnet programıydı. Nizamettin Sevil Hocam misafirimizi, Ferdi ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Ben kendi adıma, tabii ki ATV adına ve ekip adına şimdiden hepinizin yaz mevsiminizi hayırlı olmasını temenni ve niyaz edelim. Sizi seviyoruz. Duamız sizinle. Duanızı bekliyoruz. Efendim önümüzdeki sezonda, Eylül ayında inşallah sizin de duanızla programımızın başında olur. Sizinle güzel şeyleri paylaşmaya devam ederiz. Sizi seviyoruz. Allah sizi, bizi, hepimizi her türlü kötülükten korusun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.